Herkese tekrar merhabalar sevgili dostlarım. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada herhangi bir alım satım tavsiyesi yapılmamaktadır. Burada yatırım danışmanlığı hizmeti sunulmamaktadır arkadaşlar. Yani bize kalkıp da hocam şuradan mı alalım, buradan mı alalım, nereden satalım demeyin. Biz zaten böyle bir yorumumuz olmamakta. Evet. Destekleri, dirençleri arkadaşlar biz yazarız teknik anlamda. Genel kabul görmüş destekler, dirençler. Yine formasyonlar ve bunların olası ihtimalleri üzerinde teknik analiz çalışmamızı yaparız. Ha, bu hedefine varır varmaz onu siz kendiniz stoplara uyarak sevgili dostlar takibini sağlayacaksınız. Bir de eğer bir trend oluşmuş ise ve kısa al satçı değilseniz trend bozulana kadar da yol almanız teknik anlamda önem arz etmektedir sevgili dostlar. Bir hisseyi trend başlangıcında alıp o hisseyi ne kadar uzun süreli taşıyabilirseniz bu sizin için bir ciddi getiri. Bir hissede de stop olunması gereken yerde stop olmayıp veyahut da herhangi bir desteğin veyahut da kanalın aşağı yönlü kırılmasıyla siz hala ha şuradan toparlar ha buradan toparlar diyerekten tekneye karşı, akıntıya karşı durmaya çalışırsanız bu anlamda artık birazcık çarpılabilirsiniz arkadaşlar. Bu oldukça normal bir durum. Onun için her zaman için trend takipçisi olun. Her zaman için uzun vadeli trend bozulmadığı müddetçe yol almaya çalışın. Hareketli ortalamaları takip edin. Ve kendi kararınız her daim kendiniz verin arkadaşlar. Kimsenin ipiyle, bu ben de dahil olmak üzere, kuyuya inmeyin. Evet, herkes kendi hesabını zor takip etmekte sevgili dostlar. Bir de başkasına akıl vererek işler yapmaya çalışanlar zaten anlamakta zorlanıyorum. Ve yine pazarlamacılara karşı da dikkatli olmanız yine buradan önemli sizlere sunmuş oluyorum sevgili dostlar. Kendinizi geliştirin. Bakınız bizim baştan beri bu videolarımıza başladığımız günden beri her zaman söylediğimiz kendimizi geliştirme yönünde söylemler olmuştur arkadaşlar. Eğer finansal okur yazarlığımız, teknik analiz çalışmalarımız veyahut da temel analiz hiç fark etmez veyahut da haber akışları. Yani nedenli biz bazı şeyleri önden yakalayabilir isek ve kendi oto kontrolümüzü sağlayabilirsek. Bunda duygular, psikolojiler de oldukça önemli sevgili dostlar. Yani ben kesinlikle şu kanıdayım. Eğer bir gün kendi kararlarınızı tamamen kendiniz verip birçok böyle sözünü dinlediği insanlar, bu ben de dahil olabilir, hiç sıkıntı değil, bir kenara bırakıp bir de böyle sağlam hisselerde arkadaşlar veyahut da fark etmez yani biz sağlam hisse yolunda BIST 50 diyoruz sürekli, BIST 100 diyoruz ama onun dışında da arkadaşlar eğer o yıllardır uyuyan, bekleyen, yatayda giden hisseler bulup yol almak istiyorsanız 3 yıl, 5 yıl artık uzun süreli beklemeyi göze alarak elbette ki o diğer tahtalara da girilebilir. Yani girilmez demiyoruz. Hiçbir şirketi burada kötülemiyoruz ama hani şirketten şirkete, hisseden hisseye fark olduğunu bilmenizi isterim sevgili dostlar. Ve yine şu acizane tavsiyeyi bulunayım. Arkadaşlar artık dip bölgelerde treni kaçırdı iseniz, bakınız dip bölgelerde treni kaçırdıysanız mutlaka yeni alım fırsatlarını kollamanız gerekli. Yani ben şahsen 80 binlerde bu trene binemediysem şu anda bu trene binmek için böyle hızla çaba sarf etme taraftarı değilim. Yani belki o artık ikinci dip muhabbeti geride kaldı ama yani şu an öyle gözüküyor. Bir gevşeme neticesinde belki trene binmek daha iyidir diye düşünüyorum. Ve şunu da söyleyebilirim. Kademeli gidin arkadaşlar. Kademeli alım, satım her zaman sizi risklere karşı
korumaktadır. Yani düşünün, bir tüpraş örneğini verelim. Şimdi kağıt 150 TL'den gelmiş yarı fiyatına arkadaşlar. Şurada şu mantığı bence gütmenizin hiçbir anlamı yok. Acaba şimdi alsak 80'lerden ne 70'lerden neyse 60'ı görür mü? 50'yi görür. Ya bu duygudan çıkacaksınız arkadaşım. Eğer 5x'lik bir mal aldıysanız, örneğin tüpraştan böyle yarı yere düşmüş olan bir hisseden 5x aldıysanız, diyelim ki %5 değer kaybetti. Ya bir miktar daha takviye yapacaksınız. Biraz daha mı düştü? Bir miktar daha takviye. Yani bu tür sağlam hisselerde dip bölgelerini eğer sezimliyorsanız kademeli alımlar yapacaksınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakınız, bu işin en büyük sıkıntısı paramızı kontrol edemeyişimiz ve de hızlı para kazanma dürtüleri. Veyahut da eğer bir kaybımız olmuş ise bu kaybı en kısa zamanda getiriye dönüştürme çabası, ki bu çırpınmadır arkadaşlar. Bir denizde kişinin yüzme bilmeyen birinin çırpınmasıdır. Ne kadar çırpınırsanız o denli de boğulmaya gidersiniz. Onun için arkadaşlar bakınız, agresif hareketlerden kaçınalım. Şu kademeli alım satımı mutlaka öğrenelim. Bakınız, kademeli alım satım sizi uzun vadede şöyle 6 ay 2 yıl arasında yani %80-90 kademeli alım satım size kazandırır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Deneyin ya. Belli bir hisse belirleyin. Şişe camı belirleyin. Türk Hava Yolları'nı belirleyin. Tüpraş koyun. Emlak konutu koyun. Ve şöyle bir kademeli alım stratejisi belirleyin. Bakınız, bunu başarabilirseniz birçok insanı takip etme, kafanızı ağrıtma, işte her şeyinizde borsaya odaklanma, bu tür şeylerden kurtulacağınıza inanıyorum. Bakınız, sadece küçük bir miktar ayırarak bu kademeli alım satımın size kazancını görebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bugünden itibaren kendinize, bakınız, sadece denemek amaçlı yapanlara bir şey demiyorum ama yapmayanlar, tüyo peşinde koşanlar, onun sözü bunun sözü peşinde koşanlar, zihinlerini onca boş yere sarf edenler, ailesine, evine vakit ayıramayanlar, işinden, gücünden, performansından düşenler. Ya arkadaşlar, bu hakikaten ülke için ciddi bir mesele. Bizim Türkiye'deki bu yatırım stratejisi, yani yatırımcılar bu duyguları, bu psikoloji hakikaten ülkemiz için sıkıntı arkadaşlar. Bakınız, birçok yerden zayiatlar veriyoruz. Sırf bu günübirlik düşünmek, işte tüyo peşinde koşmak, ya bunlar hep sıkıntı arkadaşlar. Ayırın ya, 1000 TL'nizi ayırın. Bakınız, 1000 TL ayırın. Bakın, sadece denemek için. Veyahut da 10.000 TL. Herkes kendi şeyine, artık sermayesine göre. Sadece deneme amaçlı. Girin X hissesine. Seçin. BIST 50'den seçin. Bir de uzun vadeli trendi takip edin. Şöyle haftalık, aylık açın. Şöyle yükselen bir trendi olan bir hisseyi. Girin arkadaşlar ya. Biz Kozal 30 TL'deyken, 20 TL'deyken bu hisseyi alın, unutun. Bakınız, geçmiş videolara açıp bakabiliriz. Kozal için her Kozal analizi yaptığımda arkadaşlar bu hisseyi alın, unutun, alın, unutun. Bunu defalarca söyledim arkadaşlar. Ama maalesef biz işte günübirlik formasyon, teknik analiz bilmiyoruz. Trade peşinde koşmak, tüyo peşinde koşmaktan bir şey yapamıyoruz. Alın BIST 50'de herhangi bir X hissesini arkadaşlar. Kademeli alım satım bir deneyin. İnanın, bu sizin hayatınızda çok büyük değişikliklere sebebiyet verecek. Yani bilmiyorum, bu düşüncelere nedenli katılırsınız, nedenli katılmazsınız. Ama şu kademeliği arkadaşlar lütfen lütfen kapmaya çalışın. Bakınız şimdi, size daha önce defalarca söylediğim bir olay. Şimdi şişeyi kaldıralım şuradan. Şu ekranı boşaltalım. Şimdi arkadaşlar, örneğin şu şekilde düşen bir
trendimizin olduğunu düşünelim. Bakınız. Bakınız hisse buradan gidiyor yukarıya. Oynak oynak. Bir oradan bir buradan bir kanal içerisinde bakınız. Yukarı doğru gidiyor gidiyor. Bakınız yaptığı hareket şu arkadaşlar. Bakınız yukarıya gidip arkadaşlar. Bakınız şuradan kırılımla beraber tekrar geriye gelip bakınız. Buradan tekrar yukarıya verdiğini genelde ne yapıyoruz? Şahit oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim için önemli olan konu nedir burada? Fullback dediğimiz bir muhabbet var değil mi? Yükseliş onayı. Bakınız biz burada dahi ne yaptık arkadaşlar? Size her zaman kademeli alımı tavsiye ettik. Bakınız bir trend içerisine gelen hissemiz şu aşamada ne yapıyor? Kırılım gerçekleştiriyor. Burada biz dedik ki her zaman için burada bir miktar alım yapın. Full girmeyin. Çünkü burada fake bir hareketle tekrar kanalın içerisine girme ihtimali var mı? Var. Siz burada kafasını kaldırır kaldırmaz buraya saldırıyorsunuz arkadaşlar. Ve sizi burada bir silkeleyebiliyorlar. Eğer bu hisseyi yukarı götüreceklerse sizi silkeleyip siz de zaten tez canlısınız. Günübirlik düşünüyorsunuz. Burada silkelenip orada kalıveriyorsunuz. Onun için kademeli bir şekilde bakınız burada aldınız mı 3x birim diyelim. Tepeye gitti tekrar geriye geldi. Şu direnç çizgisinden yukarıya döndüğü zaman bu yükseliş onayıdır. Bir miktar da burada alırsınız. Sevgili dostlar diyelim ki 3x burada aldınız. 3x şu bölgede aldınız. Etti 6x. Bir de şu tepe kısmı kırıldığında alın 4x'inde. Şuradan keyfinize bakarak gidin arkadaşlar. Ama biz öyle yapmıyoruz. Hemen almalıyız. Hemen yükselmeli. Olmuyor arkadaşlar. Evet. Acizane böyle bir genel bir değerlendirme yapmış olduk. Bilmiyorum. Yani düşünceleriniz neler? Yani geçmişinize bakın arkadaşlar. Kıyaslayın ya. Geçmişinize bakın. Yani ben şu hisseyi alsaydım. Deyin yani. Kademeli bir şekilde girseydim. Yani birçok hissede arkadaşlar. Bakınız Koç Holding açalım. Şimdi haftalık grafiğini açalım. Arkadaşlar 2014 yılında bakınız bu hisse 6 TL. Bakınız. Bu hisse 21 TL'yi görmüş ve şu anda destekten dönüşünü yapmış. Tepeler sürekli yukarıda bakın arkadaşlar. Ve bir sonraki tepeyi belki daha yukarıda yapacak. 25'te yapacak, 26'da yapacak. Misal. Şu Kozap her zaman örnek verdiğim hisse. Bakın yine haftalık grafiği. Bakınız arkadaşlar. Bu hisseyi kademeli alan kaybetmez arkadaşlar. Bakınız 2013 yılında 17, 2017'de yine 19. Bakınız burada aşağı yukarı bir paralel yatay bir durum. Şuradaki çanakla beraber bakınız devam ediyor. Yani bütün bu kademeye aslında en güzel örnekler arkadaşlar. Örneğin ya Aselsan bakınız. Uzun vadeci için tamam bir zirveyi gösterdiler, bir beklettiler, bir sıkıntı oldu, olmadı değil. Arkadaşlar bu hisse de dahi uzun vadeli düşünen zarar etmez. Bakınız. Etmez arkadaşlar. Bir gün gelip şu tepeyi test ettiğimizi göreceksiniz. Ve bu şekilde kırılımla daha zirveleri görme potansiyelimiz var mı? Var. Örneğin en öldüm bittim dediğimiz pet. Arkadaşlar 2016 yılında 1 TL 30 kuruş bantlarında bakınız. 1.50. 2016'da. Bakın 2016'da 1.50'den alan kişi 3.50. Neredeyse 2 katını geçmiş arkadaşlar. Şu anda en öldüm dediği yerde 2 katını geçik. Şimdi 2016-2020. Paranız
İki katını geçmiş. Kötü mü arkadaşlar? Değil. Ya bunu daha tepelerde örneğin satabilirdiniz. O da önemli değil. Burada alan 1,5'tan. Buradan düştüğü zaman buralarda bakınız yataya bağlanmış gidiyor. Bir miktar da burada alırsın. Değil mi? Hadi kırılsın, aşağı kırılsın. Buradan al. Ya arkadaşlar bu hisselerin böyle ağam şağam sizi zarara uğratma potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Bakınız bir zamanlar yine aynı düşünceleri bu bölgede yaşadığımıza inanıyorum. Bakınız bir Petkim için. Örneğin o zaman işte 0.80, bakınız şuradan 0.30 kuruşlardan 0.80'ler 3 katına çıkıyor. Tekrar gelmiş bakınız arkadaşlar 0.30'lara 20'lere. Aynı durum arkadaşlar bakınız. 1.5'tan 5'lere gidip tekrar 3.5'lere gelmek gibi. Bakınız burada şu anda şu kısmı yaşıyoruz. Tekrar arkadaşlar bu tepe kısmı test edilecek. Bakınız aynı şekilde. Ben bir yatırımcı olarak yani bunlara inanıyorum. Tekrar bakınız daha yukarıda tepeler. Yani bunlar olacak arkadaşlar. Siz sağlam şirketi seçin ve kademeli gitmesini öğrenin arkadaşlar. İnanın şu günübirlik hastalığından da gerçekten kurtulmuş olursunuz. Şimdi hissenin teknik analizini yapıyoruz. Bir haftalık diyelim ki bir hafta önce bir analizini yaptık. Ya analizi yaptıktan sonra 2 gün geçmeden tekrar analizi istiyor aynı kişiler. Arkadaşlar bu şekilde olmaz. Gerçekten olmaz. Ben şahsen iyiliğinizi istiyorum. Ve Twitter alemindeki o devasa fikir çöplüğü gerçekten kargaşa. Gerçekten. Twitter olur, YouTube olur, Telegram grupları. Arkadaşlar gerçekten bir çöplüğün içerisinde yaşıyoruz. Ya insan kendi hür iradesiyle karar verebilmeli. Kendini geliştirebilmeli diye düşünüyorum. Ya bu artık muhabbeti de tasvip edersiniz etmezsiniz. O da sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diliyorum. Burada anlattıklarımız hisselerin hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece örneklendirmeler açısından arkadaşlar. Bir Petkim'dir, Tüpraş'tır, işte Aselsan örneklemelerde bulunduk. Ama bunlar sadece lafın gelişi. Yani bunlar Koç Holding olur, Sabancı Holding olur, Akbank olur, Halkbank olur. Hiç önemli değil. Ya birazcık uzun soluklu gidelim arkadaşlar. Yani ben şahsen gerçekten insanı bunaltmaya başladı bu hisse muhabbetleri. Ya sen en dandik bu Antin Kuntin dediğimiz hisseyi bile alsan yani şu şekilde yatay bir şekilde gider bir hisseyi bile alsan 4 yıl geçirse inanın bu yatay süreçte sadece sürekli şöyle 2-3 aylık süreçte takas analizine bak. Bu takastan sen bu hissenin bir gün toplanıp da uçacağını buradan tahmin bile edebilirsin sevgili dostum. Bakınız bu tüyoyu size veriyorum. Uyuyan hisselerde takasa bakın. 2 aylık, 1 aylık, 3 aylık neyse takasına bakın. Arkadaşlar alan var, satan var. Bakınız takas analizinde şu şekilde. Şöyle silelim şurayı. Şimdi arkadaşlar takas muhabbetinde bir alıcı kısmı. Evet, bu da kalemi etkisiz hale geldi. Ne hikmetse. Bu da kafa yedi. Her neyse. Arkadaşlar, o uyuyan hisselerde bakın 2-3 aylık sürece bakın. Yani hisse mi bulmak istiyorsunuz? Gidebilecek. Takasını bakın, bulun, araştırın. Bakınız, eğer 6-7 tane şirket alıcı konumundaysa, 40 tane, 45 tane şirket satıcı konumundaysa birileri malı topluyor arkadaşlar. Oraya sen de yavaştan kademeli kademeli dahil olabilirsin. Ha tam zıttı. 6-7 tane aracı kurum sürekli satıyor toplu toplu. Bunların içinde bir de yabancı varsa alana bakıyorsun takasında 45 tane kurum. 40 tane kurum. Buradan da birazcık uzak durmasını bileceksiniz.
Evet sevgili dostlar. Bu bir aparat olsun. Ara öğün olsun. Umarım tekrar hisselerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz teknik analiz çalışmalarına. Ama bu acizane fikirlerimi de bir kenara koyun arkadaşlar. Katıldığınız, katılmadığınız noktaları da yine yorum kısmından belirtin. Yani şu psikolojimizi bir yönetelim arkadaşlar. Gerçekten psikolojimizi bir yönetelim. Şimdi bakıyoruz hisselere. Ya hisse hareketli ortalama bazında baksak hisseye. Ya 5-9-21 kesişmesini anlatıyorum. Bakın 3 gün önce videosunu çekmişiz. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hareketli ortalama anlamında rahat olun. Yani küçükten büyüğe aşağı doğru bir kesişim gerçekleşmesi gerekir diyorum. Ya aradan bir gün, iki gün geçiyor. Hocam şuna bir tağ baksak. Ya olmuyor. Bu şekilde olmuyor. Gerçekten olmuyor arkadaşlar. Ve yine birileri yazmış. Ya sen işte 10 gün önce bir video çektin. Hepsi ters oldu. Ya ters oldu diye bir şey yok ki. Biz videoda destek kısmını söyledik mi? Desteğin altına kırıldıysa, gittiyse gitmiştir. Ya biz video analizini yaptık diye o video çıkacak diye bir analiz yapmıyoruz ki. Bazıların mantığını da bu şekilde anlamak da zor. Biz burada analiz yapıyoruz. Ya analizini yaptığımız kağıtları Instagram'dan, Twitter'dan sen neye göre analiz yapıyorsun? Bu hisseleri neye göre seçtin? Yükselecek bu hisselerden niçin yükselecek? Biz burada yükselecek hissenin analizini yapmıyoruz ki. Sen bir tanı, bir takip et bakalım. Takip ettiğin kişinin ne anlattığını bilmiyorsun. Bu hisseler yükselecek ama neye göre yükselecek? Biz burada teknik analiz çalışması yaptığımızda yükseleceği de var, yatay gideni de var, aşağı gidebilecek olanı da var. Yani bizi tanımamış beyefendi bizim 15 tane video hisse senedi paylaştıysak bir videoda vatandaş bu 15 hissenin de yukarı doğru gideceğini düşünüyor. Biz analiz yapmışız ya. Ya bir önce bizim bir takip ettiğin kişinin bir mantığını bir kavra. Biz sıralı bir şekilde hisselerimize bakıyoruz. Bunun içinde düşebilecek olanı da var, çıkabilecek olanı var, yatay yatay gidecek olanı var. Şimdi bizim her anlattığımız çıkacak diye sen atlarsan kesin bizden önce de takip ettiğin onlarca kişinin analizini yaptığı videoyu atlamışsındır. Ve tepe taklak gidebilirsin. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.